hiçbir kalp kırılmaya gelmez. Her birimiz ayrı ayardan, ayrı diyarlardan, ama mutluluk olmalı birlikte yaşamaktan. Ne senin ne de sensiz yaşanmıyor bu dünya. Atamazsın satamazsın, döngü var ya. Ya yalnız kalacağız ya da biz bize yaşamayı öğreneceğiz birlikte. Yalan dolanla işler yoluna girmez. İnan dostum, hiçbir kalp kırılmaya gelmez. Ece, gitmesen olmaz mı? Bana kalsa gider miyim Meltemciğim? Ama babam kaç bayramdır gelmiyorsun diye tutturdu. Ben de mecbur gideceğim şimdi. Git tabii Ece. Anneler babalar bayramda çocuklarını yanlarında isterler, değil mi? İnanamıyorum Bora. İlk defa Ece'ye gitme diye yalvarmıyorsun. Yani Meltemciğim, bayramda annesinin babasının yanına giderse yılbaşına geldiği ihsan etmezler. Hani yılbaşını riske atmayalım, anladın mı? Anlaşıldı. Senin derdin başka. Hadi hadi. Sallanmayın. Ben hazırım. Gevezeliği bırakın da bir an önce çıkalım. Zaten bayram yüzünden zar zor bir kişilik yer ayırtabildim. Bir de otobüsü kaçırmayayım şimdi. Ece çok hadi. Geç kalma, tamam mı? Tamam hadi. Şerefciğim biz çıkıyoruz. Ay keşke sınavım olmasaydı, ben de annemleri ziyarete gidebilseydim bu bayram. Canım, eğer istiyorsan ben seninle yer değiştirebilirim. Nasıl yani? Şimdi sen benim yerime sınava hazırlanacaksın, ben de seninkiyle ziyarete mi gideyim? Ay. Hadi canım, siz çıkın, ben ona uzun uzun açıklarım. Biliyorsun, geç intikam. Sağ ol. Ah Çiğdem, sen emin misin annelerin yanına gitmeyeceğine? Yani maaşımdan bir kuruş kalmadı ki. Doğru ya, hepsini aldığın o elbiseyi verdin değil mi? Hadi neyse, ben Şeref'i yalnız bırakmayacağından emin olmak istedim. Biliyorsun kayboluyor. Ece şu çantayı bana ver. Şunları hadi ver bana. Hadi merak etme, o bana emanet. Hadi Ece, geç kalacaksın. Tamam. Hadi geç kalacaksın, otobüs kaçıyor. Bırak işte, kaçırsın. Bütün bayram biz ikimiz seninle ne yapacağız hiç düşündün mü? Ben şahsen kafayı yiyeceğim hadi zaten. Hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Halamlara selam söyle. Teyzemlere selam. Tamam, ben İzmir'e varınca arayacağım sizi. Hemen. Hadi hemen. Geç kaldık, hadi. Hoşça kalın. Hadi hoşça kal. Oo, bu da tamam. Çok güzel oldu. He? Şerbet hazır mı? Hazır Çiğdem abla. Getir bakayım, getir getir getir. He? Koy şuraya. Kepçe de ver oradan bana. Şeref, acaba revanide mi yapsaydık şöyle bir güzel? Ay yeter artık bu kadar tatlı Çiğdem abla. Bak kaç çeşit oldu. Hem kim yiyecek bunları? Bayramdır bayram, adı üstünde. Kimin geleceği belli mi olur canım? Adettir. Madem tatlı alacak para yok, o zaman evde çeşit çeşit tatlı yapacağız. Ay altı üstü bayramda giyeceğin elbiseye bütün maaşını vermeseydin paramız kalırdı. Hıh, diyene bak hele. Sen de bütün harçlığını bayram diye sokak çocuklarına dağıtmasaydın. Ben iyi bir şey yaptım, fakirlere yardım ettim. Sanki yardım yapacak durumumuz var. Öğrenciler değil, çalışan insanlar bayram harçlığı verirler. Büyüklerden bana, benden de küçüklerime. İçimden geldi işte. Ay aman, iyi iyi, iyilik meleği, tamam konuşacağını çalış. Bak bakalım revanilik malzeme var mı, kaldı mı? Ay deme, hadi. Sana kaç defa söyledim Hayri Bey, şu fırını değiştirelim diye. 50 yıllık fırın, ta çeyizimden kalma. Bir gün bozulacağı belliydi. Bak o da bayram sabahını buldu. Yeter artık söylendiğin Güzide Hanım. Gittik semt fırını rica edip pişirttik işte. Olmuyor işte evde yaptığın gibi. Ben olsam bu kadar kızartır mıyım bunları? Şunlara bak, kupkuru olmuş. Şurubunu bol dökersin, olur biter. Gelecek gidecek var sanki. Kendimiz pişirip kendimiz yiyeceğiz. Belli mi olur? Belki son anda izin alıverirler. Sürpriz yapıp gelir kızla oğlan. Unut Güzide Hanım, unut. Allah bilir bu bayramda tatile gideceklerdir. Darılmayalım diye çalışıyoruz diyorlar. Deme öyle oğlumla kızıma. Ben öyle evlatlığa yetiştirmedim. Çocukların izinleri olsa doğru bize gelirlerdi. Hatırnazdır benim çocuklarım, adet bilirler. Sanki bir başına doğurdu. Hadi öpüyorum anneciğim. Bayramınız tekrar kutlu olsun.
söylerim. Onun da selamı var. Annemler selam söyledi. Oo, ellerinden öpüyorum. Sen ne yapıyorsun hala? Mesaj çekiyorum, bayram tebriği. Ay, ne kadar ayıp. Ne ayıp? Mesajla bayram tebriği atmak. Ne güzel işte, teknolojinin nimetlerinden faydalanıyorsun. Aman. Meltem. Bir mesajla aynı anda 20 kişiye mesaj çekiyorsun. Vallahi ben hala telefonla aramaktan, sevdiklerime kart atmaktan yanayım. Böyle daha güzel. Yani onlar eskidenmiş yani Meltem. Sen de amma nostaljik misin yani? Bugünlerde böyle şeyler kaldı mı canım? Hadi geçelim karşıya. Öf, ben böyle düşünüyorum. Sen ne dersen İyi, de. İyi, tamam. Ah. Bayramın kutlu olsun Çiğdem abla. Senin de kardeşim. Oy, güzel Şerefciğim, bayramın kutlu olsun. Hadi oturalım bakalım. Ay. İşte hepsi bu. Neyin hepsi bu? Üzerindeki kıyafetin diyorum. Sadece bu kadarlık merasim için o kadar para verdin yani. Sen de taktın benim kıyafetimi he. Takarım tabii. 250 milyon verilir mi bir bayramla? Aa, maaş benim maaşım. Veririm. Ver. Bir de bize müsrif dersin. Bak Çiğdem abla, ben 4 yıldır aynı elbiseyi giyiyorum. Ne olmuş yani? Ben de bir bayramda böyle hanım hanımcık bir elbise aldım. Ne olmuş? Hem bunu sadece bayramda değil, her istediğimde tepe tepe giyeceğim. Tamam mı? Bunu mu? Ha, bunu. Bana bak, benimle uğraşacağına yürü de güzide teyzelere çıkalım. Uyanmışlardır, ayıp olmasın, beklerler. Aa, tabii. Gidelim tabii. Elbiseni onlar da görsünler. Çok güzel olmuşsun desinler. Verdiğin para boşuna gitmesin bari. Gitmesin. Tamam mı? Bayıltırsın adamı. Yürü. Ay, bık. Niye suratın asıldı şimdi? Ece yok, her şey çok tatsız. Ben sana onu ikna edelim, kalsın, bayramı beraber geçiririz dememiş miydim? Bak, ikimizin yapacak ortak bir şeyi yok. Ben kapalı havuza gitmek istiyorum. Sen bu kiloyla havuza mavuza gitmem diyorsun ya. Ben de sinemaya gitmek istiyorum. Sen izlemediğimiz film kalmadı diyorsun. Ya Meltem, madem ikimizin de yapmak istediği bir şey yok, bizim bu sokaklarda ne işimiz var? Ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz biz? Çiğdemlere. Ne? Ece İzmir'deyken bizim Çiğdemler'de ne işimiz var Allah aşkına ya? Bora arkadaşım, bugün bayram. Ne olacak bayramsa? Ise onlarla bayramlaşacağız. İyi, Çiğdem'le Şeref'le bayramlaşmaya gidiyoruz. Evet. Kulaklarıma inanamıyorum. Bak, Çiğdem'le anlaşamasak bile o bizim büyüğümüz. Üstelik en yakın arkadaşımızın da kuzeni. Ne olursa olsun gitmemiz gerekir. Meltem, ben gitmek istemiyorum. Saçmalama Bora. Hadi gel, hadi. Ya hadi, gitmesek gel, olur mu? Olmaz. Ama bak Çiğdem diyor. Bir şey yapmaz. Gel. Yapma gel. Ya. Şeref, gülme artık, sus. Ay, güleceğim tabii, nasıl gülmem Çiğdem abla. Annesi bu kadar komik bunun. 250 milyon verdiğin elbisenin aynısını Güzide teyze giymiş. Hem de pazardan 25 milyon almış. Yani çık sokağa Çiğdem abla, insanları dur anla. Buna gülmeyen olsun, ben de şeref değilim yani. Boğarım seni, ağlayacağım artık, yeter, sus. Bak şu kapıya. Merhaba Şeref. Gel Meltem, gel. Ne oluyor burada? Ha? Bir bunlar eksik. Bana bak, sakın unutma, öldürürüm seni. Ötesine gitti bizim maaş boşuna. Hem de aynısı Güzide teyzenin üstünde varmış. Bana bak, ya susun ya da hepinizi kapının önüne koyacağım ha. Zaten içime oturmuş, yeter canım. Ay, tamam Çiğdem, kızma. Kızdım, kızarım. Hem Ece yok, sizin ne işiniz var burada? Benim sinirimi bozmaya mı geldiniz bayram? Hayır Çiğdem Hanım, seninle bayramlaşmaya geldik. Siz benimle. Evet, hiç anlaşamasak bile bayramlar dargınlar barışsın diyedir, öyle değil mi? Ondan geldik, bayramdan bayrama seninle iyi geçinelim diye. Elini öpmeye geldik, öpsene Meltem. Hadi bakalım, iyi bayramlar. Gel. Ay, iyi bayramlar. Öp. Tatlı ikram etmek yok mu? Aa, olmaz mı? Şerefciğim, koş tatlı tepsilerinden birini getir. Koş. Bak, bir de kime yedireceğiz o kadar tatlı yediyordun? Al işte, geldi çöp kutusu, al. Alın bakalım kedicikler. Bunlar da size Güzide teyzenizin bayram ikramı. Bu bayramda Hayri Bey'le bir başımayız. Sizler de olmasanız büsbütün yalnız hissedeceğim kendimi. Hadi bakalım, güzel güzel yiyin, alın. Aa, Güzide teyze değil mi o?
Bu bayram da çocukları gelmedi herhalde. Nereden anladın? Kimse gelmediği zaman böyle kendi kendine kedilerle konuşur. O zaman onları ziyarete gelmemize çok sevinecek. Güzide teyze. Aa, Cemlali. İyi bayramlar. Merhaba Güzide teyzeciğim. Merhaba. Ya elbiseleriniz aynı. Sağ ol evladım. Nereden böyle? Önce Lale'nin ailesiyle sonra da bizimkilerle bayramlaştık. Şimdi de tam size geliyorduk. Sahi mi? Ay ne kadar sevindim bilemezsiniz. Hadi gelin bize çıkalım. Hayri Bey de sizi görünce çok sevinecek. Sabah da sağ olsun Çiğdemler geldi. Ece İzmir'e annelerine gitmiş. O gelemedi. Ama mendiliyle haşlığı bende. Gelsin üçününkini birlikte beraber vereceğiz. Tamam mı? Hadi canım hadi gidiyoruz. Hadi hadi ya. Hadi canlarım benim. Tomtomlar. Hadi. Ay iyiyiz Ece, sen nasılsın? Ah yaşasın, Ece mi arıyor? Evet Ece burada. Meltem'le beraber geldiler. Bizimle bayramlaşmaya inanabiliyor musun? Ne demek? Söylerim. Yavaş şey, zehir vardır içinde, zehir. Söyleyeyim tamam, selamı var size. Sağ ol sağ ol. İyi bayramlar Ece. İyi bayramlar. Tabii aradık Ece. Kalkar kalkmaz ben annemleri aradım. Sonra Çiğdem abla da alanları aradı. Ay sizi de aradık ama sen uyuyordun. Hatta babaannemin mezarını bile ziyarete gittik sabah erkenden. Ay senin yerine de çiçek götürdük, merak etme. Güzide teyzeleri mi? Gittik gittik. Seni sordu onlar da. Yok harçlık maçlık vermediler maalesef. Aa Ece, Çiğdem'in aldığı elbisenin aynısından kimde var? Sayın abonemiz, iyi bayramlar dileriz. Hattınızı gereğinden fazla meşgul ettiğiniz için görüşmeyi kesmek zorundayız. İyi bayramlar dileriz. Bari Ece'yi anlatma canım. yani topu topu üç gün evden gittim. Neler kaçırmışım neler. Daha bütün tatları Meltem'i bitirdiğini anlatmadım bile. tahmin ediyorum. Pek de sevmiş. Aman hiç çıkarma bari. Buna bütün maaşımı verdim. O yüzden her gün giyecek gece. Kapı. Ben bakarım. Kim geldi? Çiğdem ablamın ikizi. İyi bayram. Hatta üçüzü. Nasıl Şeref? İyi bayram. Ay Laleciğim ne kadar güzel bir elbise bu böyle. Şuraya bak. 40 yılda bir pahalı elbise aldık. Herkesin üstünde. Bir de benim verdiğim paranın onda birini almışlar. Buna bu kadar para vereceğime bayram tatiline çıksaydım daha iyiydi. Çiğdem, hadi salona gel artık. Bak Güzide teyze ile Hayri amca bizi bekliyor. Tamam, geliyorum. Madem hepimiz bir aradayız, bayramın son gününde sizlere küçük, anlamlı bir konuşma yapmak istedim. Bu bayram bizim çocuklar gelemedi. Güzide ile ben çok yalnız kaldık. Bizler yaşlı insanlarız. Böyle günlerde kapımızın çalması bizleri çok mutlu etti. Zamane gençleri olarak bizleri unutmadığınız için size çok teşekkür ederiz. Hepiniz bizim evlatlarımız sayılırsınız. Keşke yaşasalardı da biz de büyüklerimize gidebilseydik. Neyse, gözlerimiz daha fazla sulanmadan Güzide teyzeniz de size çam sakızı çoban armağanı bir şey vermek istedik. Evet. Güzide teyze ve Hayri amca bize tıpkı eski bayramlarda olduğu gibi birer mendil ve içinde bayram harçlığı verdiler. Küçücük emekli maaşlarıyla bizleri düşünmeleri bizi çok duygulandırdı. Çiğdem çok küçükken başucunda bayramlık ayakkabısıyla uyuduğu yılları hatırladı. Şeref kalabalık ailesinde kurulan iftar sofralarını, ben de buzdolabından aşırdığım bayram şekerleriyle sesini duyunca korktuğum Ramazan davulcularını. Düşündük de iyi ki bayramlar var. Sevdiklerimizle beraber de onlardan ayrı da olsak, bayramlar bazı şeyleri yeniden hatırlamamızı sağlıyor. Canım çocuklarım benim, bir tanem. Siz olmazsanız hayır, ben nasıl yaşarım? Hayır çok şirin değil mi Çiğdem abla? Hayatım. Maria. Bak işte bak, gördün mü? Sadece çocukların ön planda oluyor. Lütfen beni biraz düşün. Ama baksana. Güzel çocukmuş. Ah Çiğdem abla, evlenmedin ki biz de yeğenimizi kucağımıza alıp böyle sevelim.
Şeref, ama benim de bir pembe dizi seyretmene izin verdim nasıl diye mı tepeme çıkma. Yalan mı? Yaşın da geçti. Sen evlen eğer çok istiyorsan. Aa, olur mu öyle şey? Evin büyük kızı sensin. Demiştik ama bu kadar erken yaşta çok tatlısın sen. Yerim ben seni, yerim. Ne oluyor? Canım, kızlar, Güzide teyzenin küçük torunu bizim ziyaretimize geldi. Ay canım. Çok şirinsin sen. Adı ne bunun Güzide teyze? Atakan. Anneannesinin Atakan'ı bu. Benim kız bayram tatiline çıkarken Atakan'ı bana bıraktı. İsmi neydi? Atakan dedim ya. Atakan. Ay, ay canım, ne biçim tutuyorsun? Böyle mi tutulur çocuk? Çocuk tutmayı bilmiyorsun. Ver bakayım biraz da biz mıncıklayalım. Gel. Atakan. Hoppadı 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 hoppadı. Çiğdem abla, nereye gidiyorsunuz? Musluğa bakmaya gidiyoruz. Damlatıyor ya, Atakan'la beraber gidelim tamir edelim dedim. Ay ne anlar musluktan küçücük çocuk, hem Cem gelip yapacaktı ya. Şeref, sen saf mısın? Bizi mi işletiyorsun? Bazen hiç anlamıyorum. İzin verirsen şöyle oturacağım. Dur bakayım, dur. Ay, ay, bak, ay benim bak, oğluma bak, bak Atakan. Ay Hayri amcaya benziyor Güzide teyze. Bakayım, aa yok canım. Atakan bana benziyor. Güzide teyze. Güzide'yi gördün mü Cem? Yok, görmedim Hayri amca. Ya bu kadın beni deli edecek. Bizim torunu almış gitmiş. Kızlardadır Hayri amca, meraklanma sen. Olur mu canım, emanet çocuk. Annesi tatile gitti. Anlamıyorum zaten bu zamanda gençleri. Madem tatile gidiyorsun çocuğunu da götür değil mi? Ya ne güzel işte, siz de torununuzu görmüş oluyorsunuz. Ayrılması zor oluyor Cem. Alışıyoruz kerataya. Bir görsen tıpkı ben. Ya torun sevgisi başka oluyor değil mi Hayri amca? Çok haklısın Cem. Çok başka. Şeref, Güzide teyzen sizde mi? Bizde bizde, gel Hayri amca. Cem, şu Güzide'nin yaptığına bak. Bir yaşında çocukla ev gezmesine çıkılır mı? Ay Cem, görsen bir şeker bir şeker sorma. Gel. Merak ettim, ben de bakayım şuna. Gel içeri gel. Bak, ah maşallah, şunun güzelliğine bak. Versene Ece bana. Oh, aslanım benim. Ver bakayım. Bırak. Aa, erkek milletinin eline çocuk mu verilir? Nasıl Güzide teyze? Gel. Hayri Bey, ben de kızlara tam derdimizi anlatacaktım. Hayırdır inşallah. Bak. Hiç sormayın kızım. Güzide teyzenizin derdi büyük. Bütün gece başımın etini yedi. Şimdi ne yapacağız Hayri diye. Atakan sizde kalabilir mi? Olmaz Güzide. Hayri, başka çaremiz yok. Bırak inadı. Kızlar bakarlar, merak etme. Neden bizde kalacak Güzide teyze? Benim bu gece misafirim var. Feride, çocukluk arkadaşım. De konuyla ilgisini anlayamadım. Ne yani, çocuklardan nefret mi ediyor? Yok canım, hiç çocuğu olmadı ki. Kadıncağız kocayana kadar çocuk hasretiyle yandı tutuştu. Bak, dinle ibret al Çiğdem abla. İbreti alem için alacağım ayağımın altına birazdan. Küçük bir çocuk gördüğü zaman çok üzülüyordu. Bizim kızı tam tatile çıkacak zamanı buldu. Gençler böyle işte. Yap çocuğu, sonra da anne baba siz bakın. Kısacası kızlar, Atakan bebe size emanet. Tabii bakmayı kabul ederseniz. Ya onlar istemezse bize gelsin. Lale'yle bakarız Atakan'a. Olur mu canım öyle şey? Yani kadın dayanışması diye bir şey var. Tabii bizde kalabilir. Güzide, Güzide. Hayri Bey, siz karışmayın. Alt tarafı bir gececik Hayri amcacığım. Ne olacak kalsa? Hem siz de özledikçe gelip bakarsınız. Hem yabancı yer mi burası? Tabii canım, siz meraklanmayın. Ben küçük çocuklara nasıl bakılacağını çok iyi bilirim. Tabii. 10 tane çocuk büyüttü ya. Hem kızlara annelik provası olur. Ya Meltem, nerede kaldı bu kız? Ha? Film başlamak üzere ya. Bilmem. Belki Çiğdem Hanım'ın yine temizlik derisi tutmuştur. Yani gerekmedikçe Ece'nin temizlik yaptığını bilmiyordum ben. O evde kaldıkça Çiğdem gibi oluyorsun. Sınav zamanı 2 gün onlarda kaldım. Aklım başıma geldiğinde elimde fırça banyonun fayanslarını temizliyordum. Aa, sen de mi temizlik yapıyordun? Kızın büyüsü var. Daha doğrusu beni aç bırakmakla tehdit etmişti ama. Ha. Ya Ece'yi alsana, gelmeyecekse ikimiz gidelim sinemaya. Tamam, boşver sinemaya, haftaya gideriz. En iyisi eve gidip şöyle bol ekşili bir kısır yapalım, patlayana kadar yeriz hadi. Hangi eve? Sana. Öyle mi? Dünkü ziyaretinden sonra kıtlığa düştük. Ev tam takır kuru bakır sayende. Ha, bak
Gece arıyor. Alo, neredesin Ececiğim? Evdeyim canım, evdeyim. Yok, sinemaya gelmeyeceğim ben Meltemciğim, kusura bakma. Şişt, çocuk terleyecek. Çok biliyorsun ya ukala, telefonla konuşmana bak. Aman, benim de pek niyetim yoktu. Bak, kısır yaparsak gelirim. Deh canın eşeği, deh, deh. Şeref, bağırsana biraz eşek gibi canım. O sesler nereden geliyor Ece? Eve eşek mi aldınız? Eve eşek mi almışlar? Yok canım, biz Milano sürgünü çağırdık da eve. Ne? Biz de teyzenin torunu, biz de torunu. Yok, vallahi Çiğdem istedi kalmasını. Ah, sen geliyor musun? Tamam. Aa, gelirken 2-3 tane emzik alsın, bu yere düştü, mikrop almıştır. Gelince veririm ben parasını. Duydun mu Çiğdem'i? Duydum, duydum. Sorsana, ona dağılayım mı? Tamam tamam, emzik 3 tane. Fazla yazmasın, kapatıyorum canım. Emzik, kim istiyor emzik? Çiğdem. Ne? Haberin yok mu? Emziksiz uyuyamıyormuş. Karabasanlar basıyormuş ağzında emzik olmayınca. Ya. Çiğdem'i mi? Ha. Vay be, benim niye haberim olmadı? Ay. Atakan, al oğlum. Atakan. Gol yap bakayım, gol, gol yap. Atakan, gol yap bakayım. Aferin. Ay. Bu koku da nereden geliyor Çiğdem abla? Dur bakayım, ver bakayım. Aman, aman. Düşmesin. Korktuğum başıma geldi. Ne oldu Çiğdem? Atakan Bey altına kaçırdı galiba. Ne yapacağız peki? Patentini almaya gideceğiz. Ne yapacağız var mı? Değiştireceğiz. Kim değiştirecek peki? Ben değiştireceğim. Dur. Sen yastıkları kaldır. Yastıkları kaldır. Şu çantasına bak bakayım, bezi var mı? Bakayım. Ay. Oğlum baba. Şeref, nereye gidiyorsun? Gel. Ay, Güzide teyzeyi çağırmaya gidiyorum. Saçmalama, otur yerine. Gel bakalım oğlum, ay, gel bakalım. O zaman ben ne yapayım Çiğdem abla? Sen git şöyle kaynar bir su get. Tamam, peki tamam. Çiğdem abla. Ay, yok, tamam, yok, tamam. Yok oğlum. Yok, eminsin yok. Değil mi yapacağından? Yok oğlum, canım, yok oğlum. Dur canım, dur. Bak. Sen gelemezsin Bora. Benim için hava hoş ama Çiğdem seni eve almaz. Vay be, Ece gibi konuştun biliyor musun? Evet, bu lafların telifi onun üzerine zaten. Geleceğim. Ben de merak ediyorum canım Çiğdem'in emzikli halini. Aman bebeği. Ay, neyini merak ediyorsun canım? Alt tarafı çocuk. Ha, o kadar istiyorsan yol üstünde bir kreşe bırakayım seni. Oradaki çocuklara bakar bakar durursun. Aman canım, kalk gidelim. Kovarsa beni kovar. Alıştım zaten. hadi canım. Hadi. Aman krekerleri unutmayayım. Hadi. Çiğdem abla, bu sıcak suyla ne yapacağım? Onunla güzel bir çay demle Şeref. Nasıl çay demleyeyim? Tavşan kanı. Dalga geçme kızla ya. Şerefciğim, sen fark etmesen de teknoloji çok gelişti. Artık bu işler için ne bileyim kolonyalı mendiller var, pudralar var, var, var da var, var, çay var da var. Çay yapayım bari bu suyla, sıcak sıcak içeriz. Tabii, en iyisini sen bilirsin, en iyisini. Ece, bu kız artık biraz kendini geliştirsin. Yani kuzeni olarak yardımcı olalım. Genç kız oluyor, yazık, günah. Ne oldu oğlum? Dur, dur. Ben, gel. Geldim. Ay, ne oldu? Ay, bak burada ne var? Bak burada ne var? Ne var burada? Merhaba Ece, nasılsın? Merhaba Ece. Nerede küçük Atakan? İçeride. İçeride mi? Oh, gel gel, han kapısına döndü burası. Bak sana Cem abin ne aldı? Bak. Kızla benim yapabileceğim bir şey var mı? Aslında var. Uyu bakalım. Hadi kapa gözünü. Gülme bak. Gülüyor, görüyor musun? Bak. Canım. Uyumamış da. Çay ister misin? Yok sağ ol. Nini söylesene şuna. Nini bilmiyorum ki, ufaklık. Devam et o zaman. Bu arada sana çok yakıştı Cem. Bunu Lale'ye de anlat ufaklık. Ben evlenir evlenmez istiyorum ama işte çalışan kadın ya. Alabildiğince süt ilave edeceksin. Sonra ay Çiğdem böyle. Abla, nereden biliyorsun sen çocuk bakmayı? Aferin valla. Her kadın içgüdüsel olarak çocuk bakmasını bilir Şerefciğim. Uyumadı daha Çiğdem. Uyur uyur, meraklanmayın. Ama Cem'e de çok ayıp oldu. Niye ayıp olacakmış? Allah Allah, öğrensin. En azından Lale rahat eder. Bu çocuk bakmak denen şey ortak bir şeydir. Oh ne ala. Kadınlar evde çocuk bakacak, erkekler kahve köşelerinde pişpirik oynayacak. Yok öyle şey. Ya ben ne dedim şimdi, böyle coştu? O her zaman coşmaya hazırdır biliyorsun Ece. Bora, bak ben
bence hayatını tehlikeye atıyorsun. Çiğdem, bu çiçeklere kanmaz. Ne yapayım yani? Beşi bir yerde mi alsaydım Meltem? Yok, bak yok, param yok, bak yok, yok, yok. Beşi bir yerde bile seni bu eve sokamaz. Bir mucize bekle Boracığım, bir mucize bekle. Güzel ama, biraz daha süt koysana. Yeter mi Çiğdem abla? Yeter. Kim bu münasebetsiz? Ay dur bileyim, senin zeplin gelmiştir. Ayy, şu kızla uğraşmasan çatlarsın değil mi? Hayır, elimde değil. Kızda öyle bir tip var ki gel benimle uğraş diyor. Değil mi ama? Nerede, nerede? İçeride gel, gel. Ya bunu çocuk nerede? Ne çocuk var nerede? Çocuğu görmeye geldi işte. Çiğdem mutfakta. Aklını peynir ekmekle mi yedin sen? Bu çiçekler kimi? Çiğdem'e. Bizimki eve girmek için rüşvet veriyor artık. Benim de ağzım var herhalde Meltem. Tamam tamam. Hadi Atakan kapa gözünü. Hadi yavrum uyu artık. Ooo Cem. Hayırlı işler. Evlilik öncesi tatbikatı ha? Sen girme Bora. Ya ufaklığı göreyim bari. Söz gideceğim canım. Küçük bebekler mamalarını yerken havada yutarlar. Bunu sakın unutma Şeref. O zaman ne yapacaksın? Ne yapacağım Çiğdem abla? Gazını çıkaracaksın. Hmm. Bak dur göstereyim. Gel yat. Aynen böyle onu da dizine yatırıp sırtını böyle böyle okşayacaksın. Ya Ece ufaklığı göreceğim gideceğim diyorum. Ne olur bir dakika dur ya. Bakayım. Lütfen işte. Ya. Ece. Ay ne oldu ya, bir kere göreyim gideyim çocuğu merak ediyorum ya. Erkek sesi duydum. Cem'dir o. Yok yok bu başka bir ses. Başka bir ses. Ben şimdi gösteririm sana. Çık şuradan. Eğer Çiğdem seni görürse bir daha hiçbir şey göremeyeceksin ama. Hadi hadi lütfen. Gördüm bile. Sen mi çağırdın bunu buraya? Yok. Çiğdem sana layık değil ama. Ay bana mı aldın? Ay, girsene içeri. Gördün mü? Çık çabuk dışarı. Çabuk dışarı. Çiğdem ne olursun bir saat oturayım gideceğim. Ay, olmaz. Çık dışarı. Ama Cem erkek o eve girmiş. Ama o nişanlı bir erkek canım. Yani zararsız bir erkek. Ay. Bu yandırdınız işte. Al işte. Bu eve girmek için nişanlı mı olmam gerekiyor? Aa bak zekice. Hadi hadi dışarı dışarı. Sana da o kadar çiçek almıştım biliyor musun? Al çiçekleri, al çiçekleri. Çık dışarı, çık dışarı. Yürü, yürü. Öyle olsun. Aa canım. Ay canım, çocuğu da uyandırdı. Bu da bizi uyutacak. Çiçek almışmış. Kusura bakma Bora. Ne oluyor burada? Torunum niye ağlıyor? Valla ne desem yalan olur Hayri amca. Ay uyumuyor. Ne yapacağız? Güzide teyzeyi mi çağırsak acaba? Ay, anneni söylemeyi deneyelim. Bedzesiyle mi? Söyle Bora, bakma sen bu kızlara. Uyusun da büyüsün ninni, tıpış tıpış yürüsün ninni. Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana. Evet. Uyuyacak tabii canım. Bora aferin sana. Bu kızlar boşuna evde kalmamış. Sen de kal bu evde. Emredersin Hayri Bey amca. Olmaz olmaz. Uyusunlar büyüsün. Otel mi burası Hayri amca? Ama bir tek Bora anlıyor onu dilinden. Hadi kırmayın bizi. Yüzüzde teyzenizi hiç mi hatırlıyor? Gece bize yeter. Olmaz. Acil bir şey gerekir. Burada kalsın. Şu koltukta uyur. Aferin. Yüzüğü de merak eder. Ben gidiyorum. Dikkatli bakın torunuma. Emredersin Hayri Bey amca. Dandini dastana, analar girmiş bostana, kovdan ayıp. Gol! Gel bakalım. Gel, gel. Hadi koy bir daha. Hadi. Çiğdem bir. Bakıyor mu? Evet bakıyor. Çok sinirli. Hadi bakalım. Nasıl bozuldu? Mosmor oldu. Merhaba Çiğdem. Hadi koy. Havasına bak şuna. Ben senden bunun intikamını alacağım Bora Bey. Sakin ol Çiğdem abla. Bak 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 bak. Bak bir de el sallıyor. Tutmayın beni. Bırakın da parçalayayım şunu. Dur. Ay çok güzel olmuş bu. Ne yiyorsun sen? Bilmem. Mutfakta buldum. Mutfakta mı? Çabuk çabuk oğlum. Tabağı sakla. Hı? Çabuk sakla. Sakla sen sakla. Atakan için yaptığımız mamayı gördünüz mü? Yok. Görmedim. Mutfakta duruyordu. Allah Allah.
Yani Meltem, Meltem. Boş bulunsan beni bile yiyeceksin sen. Hemen. Git şu kapıya bak. Hış. Beyefendinin yemek vakti geldi. Yapalım. Hiç sanmıyorum beyefendi. Biraz daha bekleyecek galiba. Gel, 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 gel. Çiğdem nerede? Mutfakta. Gidip yardım edin. Beni özlemiştir. Yemek vakti. Gel bakalım yaramaz. Aç ağzını bakayım. Hadi. Evet. Şimdi gelelim en önemli konuya. Aç ağzını. Bu gece Atakan kimin odasında kalacak? Hadi ya ama. Güzel güzel yedir, güzel güzel. Ay Meltem, Atakan yemiyor. Sen ye bakayım mamayı. Aferin Meltem'e. Bak, aferin Meltem ablasına. Atakan'ın maması nasıl yiyor? Benim odamda kalabilir. Olmaz öyle şey. Senin odanda Meltem var. İki kişi, özellikle de bir kişi oksijeni yiyip bitireceği için çocuğa bir şey kalmaz. Salonda benim yanımda yatsın. Hem ağlarsa ona ninni söylerim. Sen şansını biraz fazla zorlamıyor musun? Aç bakalım ağzını. Ha? Meltem abla bak hepsini yiyecek. Ya Çiğdem bizim odada yatsın. Ben camı açıp havalandırırım. Zatürre olsun çocuk, öyle mi? En güzeli benimle yatması. Ay seninle de yatamaz Çiğdem abla. Nedenmiş o? Atakan erkek çünkü. Saçmalamayın. Bir yaşındaki erkekten ne olacak? Ay olmaz Çiğdem abla benim yanımda yatsın. Ay benim odamda yatsın konu kapansın işte. Hayır benim. Ya o salonda yatsın ninni söylerim diyorum. Aa, benim odamda yatacak bu kadar. Bu evin büyüğü olarak bu konuyu kapatıyorum. Ya Çiğdem abla bütün mamayı Meltem yedi. Ah, ne? Çok ispiyoncuymuşsun sen Şeref. Al oğlum, al hadi. Atakan, al bakayım. Al oğlum, al oğlum dur. Ay ne oluyor Çiğdem abla, gecenin bu vakti niye ayaktasınız? Atakan'la evden kaçmayı düşünüyoruz. Sen de bize katılmak ister misin? Ay niye kaçıyorsunuz emanet çocukla? Ay pembe dizi akıllı kuzenim, uyumuyor ağlıyor çocuk, görmüyor musun? Ver Çiğdem abla benim odamda kalsın. Al git hadi. Gel. Işığı da kapat, sustur bir an önce. En başında söyledik benim odamda yatsın diye. Ece. 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 Ne oluyor? Atakan seninle yatsın mı? Yatsın tabii, gel, gel. Getir aramıza yatsın. Olmaz, orada ezilir. Ama Şeref ver. Daha yeni uyudu. Tamam, dikkat ver, edin, tamam, uyanmasın. Tamam. Çok ağlıyor sonra. Tamam, yavaş. Yavaş. Bak şimdi bak, Meltem yaramaz sen, yaramaz bu. Ben size en baştan beri demedim mi gelsin benim odamda yatsın diye. Bir çocuğa bakmasını i̇yi beceremediniz. Geceler. İyi geceler. Dur, dur da biraz sallayayım Ece. Bak bak bak, melek bu, melek, melek. Yatır gel. Çiğdem. Ne oluyor? Evin içindeki kokudan anlamıyor musun? Altına mı yaptı? Evet. Değiştirin, öğrettim ya. Çiğdem biz beceremeyiz. Hadi, hadi kalk. Bak zavallı çocuk ağlıyor. Of. Hadi. Of ya. Tamamdır. Ben artık yatıyorum. Bana bakın, ev yansı uyandırmayacaksınız beni, tamam mı? Ben çalışan bir kadınım canım. Gözlerim uykusuzluktan Japon balığı gibi oldu. Az şunu. Atakan seninle yatmayacak mı Çiğdem abla? Yok, Ecelerle yatar. Yok, yok. Bizim oda çok havasız, olmaz. Sen ne yatsın o zaman? Olmaz. Ben de uykusuzum. Hem yarın erkenden kalkacağım. Bak, dizinin tekrarı var çünkü. Tamam tamam, Atakan burada benimle yatar. Burada erkek erkeğe yatarlar. Hadi herkese iyi geceler. Hadi. İyi geceler. İyi geceler Mora. İyi geceler, iyi geceler. Hadi. İyi geceler.
Ya Atakan Bey, kaldık mı baş başa? Ağlarsın tabii. Kızlar da bırakıp gitti seni. Uyuyacağız şimdi, ağlama. Gel. Gel, uyuyacağız şimdi. Gel, gel, tamam, gel. Gel, gel. Memeyim, memeyi al, memeyi al. Danayı sancı. Ya dana mı bostancıya bir şey yapmıştı, bostancı mı dana ya? Ne oluyor, niye uyumuyor? Vallahi ne desem yalan olur Çiğdem. Ben Cem'e gidiyorum. Ne oluyor? Uyumadı canım. Gel bakayım, gel, gel, gel. Ah, ah, al bakayım. Çiğdem belki de acıkmıştır. Bence de, bütün yemekleri Meltem yedi çünkü. Sen tut şunu. Gazını çıkar öğrettiğim gibi ben mamayı yapayım. Dur ben de sana yardım edeyim. Ver 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 birazcık da ver. Biraz da sen al Meltem. Hoppa da hoppa da hoppa da hoppa da hoppa da. Atakan! Atakan! Yavrum! Canım! Bir tanem! Bir tanem! Ay 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 ay! Yerim ben seni, yerim! Oo, canım aşkım! Her birimiz ayrı ayardan, ayrı diyarlardan. Ama mutluluk olmalı birlikte yaşamakta. Ne seninle ne de sensiz yaşanmıyor bu dünya. Atamazsın, satamazsın, döngü var ya. Ya yalnız kalacağız ya da biz bize. Yaşamayı öğreneceğiz birlikte. Yalan dolanla işler yoluna girmez. İnan dostum hiçbir kalp kırılmaya